Herkese keyifli günler diliyoruz. Bugün size çok popüler bir oyundan bahsedeceğiz. İsmi Dokuz Taş. Dokuz Taş oyununu yakışıklı öğrencimiz Akif'le oynayacağız. Yine yanında Mangala fenomeni Burak var. Videoları çok izleniyor. Yine yanında Ayşe Zeren bize yardımcı olacaklar. Oyunumuzu oynayarak size anlatalım. Söylediğimiz gibi çok popüler bir oyun Dokuz Taş. Basit bir düzeneği var ama çok strateji gerektiren bir oyun. Oyunda bir dokuz taş tablosu var. Bunlar bakın üçerli bir içeriye doğru her köşeleri çizilmiş noktalı olan bir oyun tablosu. Oyunda iki farklı renkli taşlarımız var. Bunlar şu kırmızıları ben alacağım. Siyahlar da Akif'te olacak. Buradaki amaç şu. Taşları şöyle üçlü bir sıra oluşturmak veya böyle bir üçlü bir sıra oluşturmak. Yine böyle de olabiliyor. Üçlü bir sıra oluşturduktan sonra rakibin taşını oyun dışına atıyorsunuz. Rakibin iki taşı kaldığında oyun bitmiş oluyor. Çapraz bir şekilde yapamıyorsunuz. Yani şöyle bir çapraz bir şekil asla olmuyor. Oyunu başlayarak sizlere anlatalım. Ben taşımı rastgele bir yere koydum. Akif de askeri aldı. Bakın oyuna başlarken de üçlü yapılabilir. Fakat Akif burada beni engelliyor. Evet. Bakın Akif bir üçlü yaptı. Benim burada görmem gerekiyordu. Oyun içerisinde de üçlü yapabiliyorsunuz. Ve üçlü yaptığı için benim bir taşımı oyunun dışına alacak. Alalım. Evet. Oyun dışına alırken de kilit dediğimiz üçlü taşları bozamıyorsunuz. Yani benim eğer üçlü bir kırmızı taşım varsa o üçlü taşı kilit olduğu için Akif oyun dışına alamayacaktı. Herhangi bir taşımı daha sonra aldı. Bakın ben de buraya oynadım ve ben de bir üçlü yaptım. Şimdi ben Akif'in bu üçlü taşını alamıyorum çünkü kilit. Bunların dışında şu kalan dört taşından birini stratejik olarak oyun dışına alacağım. Burada bu taşını aldım. Evet. Evet. Son taşımı da hamlemi yaptım. Sıra Akif'te. Akif'te başladı ve şimdi oyunumuza başlayacağız. Yani başladık ama bu devam ettireceğiz. Ben bir çizgi sağa sola ön arkaya doğru oynatıyorum. Akif de oynattı. Şimdi bakın ben oynattım ve tekrardan bir üçlü kombinasyona getirdim. Ve Akif'in bir taşını da alacağım. Şimdi hangisini alabilirim? Bu taşını Akif'in oyun dışına aldım. Evet bakın Akif de tekrar bir üçlü yaptı. O da taşı alacak. Evet benim taşımı oyun dışına almıştı Akif. Üçlü yaptı. Sıra tekrar Akif'te. Evet. Bakın ben de tekrar yine aynı uyanık davranarak sistemi kurdum ama bunları alamıyorum. Bunları da alamıyorum. Şunu ya da bunu alacağım. Aldım. Evet. Tekrar yine iyi bir kanal buldum ve buradan şey yapıyorum. Şimdi yine bu taşını aldım Akif'in. Üçlü yaptığım için. Evet. Evet Akif de bir üçlü yaptı. Aldı taşını. Evet. Evet.
Evet, bir üçlü daha yaptı. Bakın bir üçlü tekrar aynı yerde bir üçlü daha yaptım ve Akif'in bu taşını da oyun dışına aldım. Evet. Aldı taşı. Evet. Şimdi burada oyun farklı bir sisteme giriyor. Benim 3 taşım kaldığı için istediğim her yere bu taşları oynatabiliyorum. Mesela bu aldım ve bunu buraya getirdim. Evet. Bakın bunu alıp şimdi bir üçlü yaptım. Taşları istediğim gibi oynatabildiğim için Akif'in bir taşını alacağım. Hangisini alayım? Bu taşı buradan aldım. Bakın bunu alıp buraya koyabiliyorum. Evet, beni engellemeye çalışıyor. Buraya aldım. 3 taşım kaldığı için çok rahat hareket edebiliyorum. Evet. Tekrar buraya aldım ve Akif'im şu an 3-3 kaldı. Sıra Akif'te. Evet, Akif de 3 taşı kaldığı için herhangi bir oynadı ve benim bir taşımı daha aldı. Ve benim 2 taşım kaldığı için ben oyunu kaybetmiş oluyorum. 9 taş söylediğimiz gibi çok keyifli bir oyun. Her yerde istediğiniz gibi keyifli oynayabileceğiniz bir oyun. Herkese teşekkür ederiz.